çocuğu olmayan miyom, kist, nodül vesaire nedeniyle. Miyom, kist nasıl tedavi edilebilir? Tedavi edilebilir mi? Ameliyatsız. Çünkü ameliyat olursa, miyomdan, kistten dolayı ameliyat olursa ne olur? Yumurtalıklar, rahim gidebilir, Allah korusun. Bu nedenle ameliyatsız miyomu eritmek, kisti eritmek mümkün mü? Nodülü eritmek mümkün mü? Biz bununla ilgili yıllarca çalışmalar yaptık ve hamdolsun başardık. Elimizde raporlar var. Rapor dediniz de. Raporları getirdik. Tamam, çok güzel. Yakın plan çekelim hocamızın raporlarını. Şimdi o isim vermeye ayıp olur. Ayıp. Vatandaş. Bayan ay, genç bir kız, üniversiteli. İsim söylemeyelim, hayır. İsim verirsek ayıp. Tabii. Şimdi bu hanımefendinin sağ yumurtalığında 11 santim kist. Fakat normal bir kist değil, kötü huylu. Kötü huylu his. Yani kanser. Evet. Kanserli hücre sayısı 5230. Doktorlar demiş ki rahim ve yumurtalıklar komple alınacak. Çare yok. Oh, çok panik olmuş aile. Ankara, İstanbul, İzmir, bütün doktorlar demişler ki mecbur gidecek, rahim ve yumurtalıklar alınacak. Çare yok. Aksi takdirde diğer organlara sıçrama rizikosu çok büyük. Biz dedik ki, geldiler, uyumamış sabaha kadar kızcağız, üniversitede öğrenci. Her şeyin çözümü var, çaresi var, problem yok dedi. Hiçbir problem yok. Problem yok. Problem yok deyince rahatladılar, geldiler, konuştuk. İksir, aloe vera jel, yoğurt otu forte, hayıt forte. Bunları kullandı. 3 ay sonra 5230 olan kanserli hücre sayısı 76'ya düştü. 5200'den 76. 76. 35'in altına düştü mü kanser rizikosu ortadan kalkıyor. 11 santim olan kistse 5 santime kadar küçüldü 3 ayda. 6 ay kurtuldu. 6 ay kullandıktan sonra hiçbir problemi kalmadı. Kist, miyom, nodül, tümör. Neden, nasıl oluşur? Ve nasıl tedavi edilebilir? Oluşmasının sebebi şu, kişinin bağırsaklarından normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo ağırlığında 100 katriolyon bakteri var. Bu bakterinin %99'u faydalıdır. Faydalı bakteriler B2, B3, B6, B12, K vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanıyorsa faydalı bakteriler azalır, zararlı bakteri ve mantarlar çoğalır. Zararlı bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nereye gidiyor? Karaciğere geliyor. Karaciğer artmak için çok yoğun B6, B12 vitamini harcar. Zamanla karaciğer yorulur, yağlanırsa bağırsaklardan gelen toksik maddeyi arıtamaz. Arıtamadığı toksik madde miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör oluşmasına sebep olur. Ne yapmak gerekir böyle bir durumda? İksir her türlü miyom, nodül, kist, tümör, nodülü erit. Evet, yumurtalıkla örnek verdim. Burada bir başka örnek daha var. Örnek çok da. Bu da biz genç kız çocuğu tiroid bezesinde nodül oluşmuş. Doktorlar demiş ki o hormonları anormal, yani çeşit çeşit rahatsızları tetikliyor eğer ki tedavi edilmezse. Hemen ameliyat, ne oluyor? Sağ ve sol lob ve ortadaki lob tiroid bezini tamamen alacağız demişler. Beni aradıklarında panik olmaya gerek yok dedim. Hiçbir problem yok. Problem yok. 2 ay kullandıktan sonra TSH'ı, tiroksini normale döndü. Hiçbir problem kalmadı. Yani miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör tedavi edilebilir. Önemli olan erken teşhis, erken tedaviye başlamak. Bana bir kurmay albay, emekli kurmay albay, 20 kilometre yüzebiliyor, sporcu, komando. Geldi bana dedi ki ya, omuzunda yumurta büyüklüğünde, kolunda ceviz büyüklüğünde 2 tane yağ bezi. Plaja gittiği zaman çocuklar bakıp gülüyorlarmış, alay ediyorlar benimle. Ne olacak benim bu halim dedi. Hiç problem değil. Ameliyatta olmak istemiyor. Çünkü yağ bezinde, yani lipom ameliyat edilirse, bir tane varsa 40-50 tane birden çoğalabilir. Dişisi ise yayılır. Dişi ise yayılıyor. Yayılabilir. 150-200 tane olan bile var. Vatandaşın biri bana geldi, derinin altı bütün yağ bezi. Böyle dokun bilye gibi derinin altı. Her tarafı yayılmış. İrli ufaklı. Fındık büyüklüğünde, ceviz büyüklüğünde. Aldı kullandı. 6 hafta sonra dedi ki ya hiç etkisi olmuyor.
5-6 ay kullanacaksın, acele yok. 5-6 ay. Ben 5-6 ay dayanamam. O zaman dedim günde bu iksirden 3-4 defa 2 yemek kaşığı değil de çay bardağı içebilir misin? Ben su bardağı bile içerim de. Fazlasının zararı yok mu hocam? Hayır, hayır. Bazılarının midesi çok hassas, ılık suyla içmesi gerekir o zaman. Midede iltihap varsa ona da iyi gelir. Virüsten kaynaklanan gastriti ülser iyileştirir. Virüs. Eğer bakteriden kaynaklanan gastrit ülser varsa ona tonik gerekir. O farklı. Bu beyefendi ne yapmış? Su bardağıyla içmiş. Su bardağıyla içmiş. Evet. 35 gün sonra beni aradı. Dedi ki hamdolsun kurtuldum. Nasıl kurtuldun? Bilya gibi kaşınmış, bir sıkmış, fırlamış böyle dışına. Hocam telefonumuz var. Hemen alalım mı? Tabii. Alo. Alo. Buyurun efendim. Hayırlı yayınlar. Teşekkürler, sağ olun. Hocamıza bir sorunuz mu olacak? Evet. Buyurun. Ben iki sefer karaciğerimde kist vardı. İki sefer ameliyat oldum. Bazen rahatsızlanıyorum. Tekrar kist olduğunu söylüyorlar. Hocamdan ne fayda görürüm ben? Onun için aradım. Evet, çok güzel bir soru. Bu vatandaşımızın da karaciğerinde yağlanma öyle olmuş ki karaciğeri çamur gibi olmuş. ALT'si, AST'si, karaciğer değerleri fırlamış. AST'si 346. Normal 31'in altında olması gerekir. 346. ALT'si 124. Normal en fazla 33 olması gerekir. Bütün değerleri fırlamış. Yani birçok hastalığı evet. Var da böbrek yetmezliği, tansiyon, kolesterol, karaciğer yağlanması. Dedim ki hiç problem değil. Bakalım ne olacak? 8. ayın 11'inde ürün kullanmaya başlamış. 10. ayın 18'i yani 2 ay sonra AST'si 11, ALT'si 9. Doktor demiş ki ya siz ne yaptınız? Yani çamur gibi olan karaciğer tertemiz. Genç bir çocuğun karaciğeri gibi arınmış. Bu beyefendi de iksir, aloe vera jel, enginar forte, enginar. 2 ay mı kullandı hocam? Evet. 2 ay. 2 ay içerisinde tertemiz oldu. Aleti asete. Biri 346, diğeri 124'tü. Biri 9'a, diğeri 10'a düştü. 2 ay içerisinde. Yani karaciğeri çamur gibi yağlanmış, kirlenmiş. 2 ay içerisinde tertemiz oldu. Enginarla ilgili Almanya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde klinik araştırmalar yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda karaciğer yağlanması, kolesterol, lipid, trigliserit, bağırsaklardaki şişkinlik, hazımsızlığı tedavi ettiği belgelenmiştir. Klinik araştırmalar var. Belge var, bilgi var. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Evet. Önemli olan... Telefonumuz düştü mü bu arada? Kapağının telefonumuz. Ertincan'dan. Ama dinliyordur hocam. Evet. Evet, evet. Dinliyordur, güzel. Ayrıca... Eğer ki safra kesesinde problem varsa...